Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakıyoruz arkadaşlar. Şıklardan gidebiliriz. Birinci cümlede anlatıcı bir peşin hükümle oyunu izlemeye başladığını belirtmiş. Benim için tek kişilik oyunların sıkıcı olduğu ön yargısı. Gölgesinde başlayan oyunda Murat Demirbaş'ın performansı aklımı başımdan aldı. Doğru. Ön yargıyla izlediğini söylüyor. A doğru. İkinci cümlede. Oyuncunun aynı anda birden çok tutarsızlığı sahnede canlandırdığından söz edilmiştir. Tek kişilik dev kadronun ete kemiğe bürünmüş hali Demirbaş uçuyor, esir düşüyor, zafer kazanıyor, uzun yollar aşıyor. Burada arkadaşlar birden fazla şey yaptığını söylüyor fakat tutarsızlıktan bahsetmiyor. Cevabım Bursa. Üçüncü cümledeki durumlardan birinin olumsuz, diğerinin olumlu yönü belirtilmiştir. Bakıyoruz beraber. Fonda Anadolu'nun yıkık, yoksul zamanları ama başrolde hiçbir zaman yıkılmamış, hayali ve hedefi zengin bir adamın hikayesini anlatmakla kalmıyor. Adeta seyirciye yaşatıyor. Doğru Anadolu'nun yıkık, yoksul zamanları ve yıkılmamış, hayali ve hedefi olan zengin bir adam. Olumlu ve olumsuz yönü belirtilmiştir. C şıkkı da doğru. Dördüncü cümlede başarılı oyunun tüm eğitim kurumlarında gösterilmediğinden söz edilmiştir. Gözyaşları, kıvanç ve umut içinde tamamladığım oyundan sonra dedim ki keşke ülkemizde tüm eğitim kurumlarına gidip oynasalar bu oyunu. D şıkkını da görüyorsunuz arkadaşlar. Beşinci cümlede çocukların yaşamış önemli insanları bilmelerinin gerekliliği dilenmiştir. Keşke çocuklarımız kendi kahramanlarını tanısa, tanısa ve bilse bu topraklarda bir zamanlar öyle adamlar yaşamışlar ki yoktan var etmişler, hiç yılmamışlar ve Bazen düşseler de sonunda azimle, inançla hep kazanmışlar. Bunu da söyleyebiliriz. Cevabımız B şıkkı. Bu parçada Shakespeare'in şiirlerinin vurgulanan yönü aşağıdakilerden hangisidir? Shakespeare en kısa, en veciz söyleyen, en az sözcükle en çok etki yaratan şairdir. Dizelerindeki enerji muazzam bir basınç altında bulunur. Tanınmış Fransız ressamlarından Delas bir tablo yapmak güçle birleştirmektir demiştir. Bu söz Shakespeare için söylense bu kadar yerinde olamazdı. 8-10 dizenin daracık çerçevesi içine unutulmaz tablolar sığdırabilen bir sanatçıdır. Kaleminin bir iki çizgiyle yarattığı tipler en başarılı ressamları kıskandıracak güzellikte ve mükemmelliktedir. Arkadaşlar burada üzerinde durduğu İlk cümleden anladığınız gibi az sözcükle en çok etki yaratan şair derken az sözle çok şey anlatmak özlülüktür. Kısa ve öz deriz ya oradan geliyor. Cevabımız Denizli şıkkı. Şimdi baktığımızda özgünlük demek kimseye benzememek, biricik olmak demek. Böyle bir şeyden bahsetmiyor. Yalınlık demek sadelik, söz sanatının olmaması, dilinin açık olması. Böyle bir şeyden de bahsetmedi. İçtenlik, samimi olma durumu, yapmacıklıktan uzak durmak. Böyle bir şeyden de bahsetmedi arkadaşlar. Açıklık, okuduğumuz şeyin herkesin aynı şeyi anlaması okuduğumuz şeyden. Böyle bir şeyden de bahsetmedi. Cevabım Denizli Şıkkı olacak. Bu parçada ilahi komedya ile ilgili olarak söylenmek istenen aşağıdakilerden hangisidir? Ana düşünceyi soruyor. Parçayı okuyoruz. Ne anladıysak anladığımız düşünceye uygun bakıyoruz şıkları arkadaşlar. Bakalım. İçerik ile kalıbın uygunluğuna, kaynaşmasına yeni çağ sanatçıları arasında nadiren rastlanır. Yunan ve Latin klasik sanatını birleştiren, ölümsüzleştiren sır da budur. Bu, ilahi komedyanın aslı için paha biçilemez bir kazanç, çevirileri için aşılması imkansız bir engeldir. Aslı canlı bir kelebekse çevirisi bu kelebeğin ölüsü değil, Ölü kelebekten elimize bulaşmış yaldız parçasıdır. Bu bakımdan ilahi komedyanın çevirileri tüm çabalara karşın yavan kalıyor. Aynı İtalyan eleştirmenin dediği gibi bu çeviriler güzel bir kadının az çok başarılı birer fotoğrafı olmaktan ileri geçmiyor. Tüm dillerde yapılmakta olan yüzlerce çeviri hala en iyisinin yapılmadığının kanıtıdır demiş arkadaşlar. Buraya baktığımızda çevirilere ne kadar emek harcanırsa harcansın asla gerçek eser tadı vermez demek istiyor arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olacak. Her türlü gayrete karşın çevirilerinin orijinalinin tadını veremediğini söylüyor. Cevap C. Biçim ve içerik bakımından mükemmele ulaştı. Hayır. Çevirisiyle aslanın birbiriyle uyumsuz olduğu uyumsuzluktan bahsetmiyor. Kalite olarak çevirinin aslına yetişmediğini söylüyor. Hiçbir zaman başarılı bir çevirisinin yapılamayacağı bunu da söylemiyor. Olumsuz bir önyargı bu. Farklı sanatçıları bazı konularda birleştirdi. Farklı sanatçılardan bahsetmedi. Dediğim gibi cevabımız C şıkkı. Bu dörtlüğün ilk iki dizesinde ağır basan söz sanatı Aşağıdakilerden hangisidir bakalım. Durgunca bir deniz sahilleri öper, söner ufuklarda sevdalı bir kamer. Kamerin sevdalı olması denizin sahilleri öpmesi arkadaşlar. İnsana ait bir özelliğin insan dışı varlıklara aktarıldığını görmektesiniz ve buna teşhis sanatı, diğer bir adıyla kişileştirme sanatı diyoruz arkadaşlar. Bir kenarda dursun. Yıldız gibi uçar ateş böcekleri, gecenin gözyaşı öper çiçekleri, gecenin gözyaşının çiçekleri öpmesi keza aynı şekilde. İntak arkadaşlar, insan dışındaki varlıkların konuşturulmasıdır, böyle bir şey yok. Tezat, zıt kavramların, karşıt kavramların bir arada kullanılmasıdır. Telmi, herkes tarafından bilinen bir olayın hatırlatılması sanatıdır. Teşbih, benzetme sanatıdır. Cevabımız teşhis yani B şıkkı olacak. Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilemez diyor arkadaşlar? Perde arkasında tek bir oyuncunun meydana inmiş biçimi gibidir. Perde arkasında tek bir oyuncunun deliden yapılmış figürleri oynatarak perde üzerinde canlandırdığı bir oyun olan Karagöz'deki hayali kişiler Orta oyununda gerçek aktörler de bir meydanda oynanır. Kişileri, oyun repertuvarı, güldürme yöntemleri, kuruluşu birbirine çok benzeyen bu iki oyundan hangisinin hangisinden yararlandığını anlamak çok zordur. Orta oyunu yerine nokta nokta gibi karşılıklar da kullanılmıştır. Arkadaşlar orta oyunla kol oyunu deniliyor, zuhuri deniliyor, meydan oyunu ve taklit oyunu denilebilir. Fakat gölge oyunu ifadesini kara göz oyunu için kullanıyoruz. Dolayısıyla cevabımız Bursa şıkkı. Bu parçaya göre aşağıdaki beyitlerden hangisi bayram kutlamasına örnek olabilir? Kasidelerin nesip teşbip bölümünde farklı konular işlene gelmiştir divan şairlerince. Bunlardan biri de bayramlarda sunulan kasidelerdir şair. Bayram dolayısıyla kasidesine bir başlangıç yapar ve sunduğu kişinin bayramını kutlar. Bakalım arkadaşlar anahtar kelimeler yakalamaya çalışacağız. şek niyetine şiire sıkarken yaran sık boğaz etti basıp şahneyi şehri Ramazan. Şehri Ramazan sanki Ramazan e, ayından bahsetmiş bunu eleyebiliriz. Elde işkembe fener arkada zengili sahur gece faslında şikem harelerindir seyran sahur demiş, işkembe demiş. Bir mutfak ve yine bir sahurdan ötürü sanki Ramazan ayını görüyoruz. Bunu da eliyoruz. Iydın mübarek olsun. Ea asafı cihan. Gelsin edeple payini büsetsin. Asuman derken arkadaşlar. Iyd zaten bayram demektir. Bayramın mübarek olsun diyor. Cevabımız C şıkkı gayet açık. Çıktı yaşıl perdeden arz eyledi ruhsar gül. Sildi mirazı zamiri pektan jengargül bunu da eliyoruz. Sühan oldur ki ola ayeti kübra-i sühan yazılasa Safa icazda ala-i sühan derken bunu da eleyebiliriz. Cevabımız C şıkkı. Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki şairlerden hangilerinin getirilmesi uygun olur? 18. yüzyılın klasik şairleri önceki yüzyılları aratmayacak başarılı örnekler vermiştir. Özellikle nokta nokta ve nokta nokta yüzyılın temsilcisi olarak görülmekteler. Koca Rangıp Paşa'yı, Nahifi'yi, Esrar Dede'yi, Veysi'yi, Seyit Vehbi ve Fıtnat Hanım'ı da diğer şairler olarak söyleyebiliriz. Tasavvufi Türk halk şiiri alanında ise Sezai hatırlanmalıdır. Arkadaşlar baktığımızda Nedim ve Şeyh Galip olacaktır. 18. yüzyıl Lale Devri deyince ve Divan Edebiyatı'nın son büyük temsilcisi deyince aklımıza burada Şeyh Galip, burada da arkadaşlar 18. yüzyıl ve Lale Devri deyince Nedim gelmesi gerekiyordu. Cevabımız B. Diğerlerine baktığımızda Naili ve Neşati'nin 17. yüzyılda yaşadığını söyleyebiliriz. Nefi ve Nabi'ye baktığımızda arkadaşlar yine aynı şekilde 17. yüzyıl sanatçıları olduğunu söyleyebiliriz. Leskov Çalı Galip, Enderunlu Vasıf arkadaşlar 19. yüzyıl sanatçılarıdır. Ve yine baktığımızda Baki ve Fuzuli'nin 16. yüzyıl sanatçısı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla dediğim gibi cevabımız B şıkkı olacak. Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir diyor. Türkiye'de bir ilk realist roman olan anahtar kelimemizin altını çizdik. Ve yayımlandığı yıl 1896'dan 10 yıl önce yazılan eser yanlış batılılaşma temasını işler. Recaizade Mahmut Ekrem'in bu romanındaki alafranga züppe tipi ile Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey arasında birçok benzerlik vardır. Arkadaşlar bu şekilde baktığımızda ilk realist roman yanlış batıllaşmayı işleyen ve Recaizade Mahmut Ekrem'e ait olan eser Araba Sevdasıdır. Diğerlerine baktığımızda Sergüzeş'te biliyorsunuz ki bir cariyenin hayatı anlatılmakta Dilber. Kimin eseriydi? Sami Paşazade Sezai'nin eseri olduğunu söyleyebiliriz. Taşuk Utalat ve Fitnat'a baktığımızda ise arkadaşlar ilk yerli Şöyle ilk yerli roman olduğunu söyleyebiliriz. Kimin eseriydi yine aynı şekilde Şemsettin Sami'nin eseri olduğunu söyleyebiliriz. İntibaha baktığımızda Türk edebiyatındaki ilk edebi roman olduğunu söyleyebiliriz. Yine Namık Kemal'e aittir. Kara Bibiye baktığımızda arkadaşlar ilk köy romanı olduğunu söyleyebiliriz. Nabizade Nazım Şöyle Nabizade Nazım dediğimiz gibi cevabımız E şıkkı yani araba sevdası olacak. Bu parçada sözü edilen dönem aşağıdakilerden hangisi olabilir? 1900'lerden sonra önce dilde az da olsa bir biçimlenme başladı. Bu Osmanlı diline karşıydı. Türkçeden bütün Arapça ve Farsça sözcükler atılmaya çalışıldı. Ama yerine ne konulacaktı? Buna bir karşılık verecek kimse çıkmadı. Çıktıysa da bu bir iki cılız sesi kimsecikler duymadı. 1908'den sonra cılızlaştı. Bu dille yazan şairler yazarlarda perişan oldular. Yazdıkları hiçbir şeye benzemedi. Osmanlı çağındaki ancak Rıza Tevfik gibi birkaç kişi Anadolu'nun kültürüne salt bir bakış atabildiler diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda hangi dönemden bahsediyor? Osmanlı diline karşı yani Arapça, Farsça kökenli sözcüklere karşı saf bir Türkçe isteyen dönem milli edebiyat dönemidir. Bunu yapmak isteyenler kimler? Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp ve Ali Canip Yöntem Öze olarak kodladım ben bunu. Bunlar arkadaşlar Genç Kalemler dergisinde biliyorsunuz yeni lisan makalesini yayınladılar. Ve yeni lisan makalesine göre bazı şartlar getirdiler. Artık İstanbul ağzının temel alınması gerektiğini söylediler ve Arapça, Farsça'dan sözcükler almamamız gerektiğini, kendi milli kaynaklarımıza yönelmemiz gerektiğini söylediler. Milli edebiyat dönemi olacak. Cevabımız Denizli şıkkı. Baktığımızda Tanzimat dönemiyle beraber Batı'ya ilk kez adım atmışız. Eserlerimiz kalitesizdi bu dönemde çünkü teknik bir altyapımız yoktu. Servet-i Fünun döneminde batıyla neredeyse hemen hemen aynı kalitede eserler vermeye başladık. Fecri Aticiler, servet Fünun sanatçılarının kısa dönemde yaşadıklarını söylediler ve bu yüzden de onları eleştirdiler çok kısa sürdükleri için. Fakat Fecri sanatçıları Servet-i öteye geçemedi. Cumhuriyet Edebiyatı ise arkadaşlar zaten Milli Edebiyattan sonra 1923 Cumhuriyetin ilanı ile beraber ortaya çıkan bir dönemdir. Bunları böyle eledik. Cevabımız denizli şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış bu dörtlüklerin ortak özelliklerinden biri değildir? Bakalım. Benzer temaların işlenmesi, nazım biçimlerinin koşma olması, çapraz uyak düzeni kullanılması, tasavvuf etkisinin görülmesi, ahenk unsurlarından yararlanılması. Önce uyak düzenine bakalım arkadaşlar. Telaş, dolaş. Kara gözlüm, kara gözlüm. Şöyle A dediğimde B derim, A dediğimde B derim. Gördüğünüz gibi A, B, A, B şeklinde çaprazlayabildim. Geçemez, özlüyüm, seçemez, sözlüyüm dediğimizde yine bakın A, B, A, B şeklinde çaprazlayabildim. Çapraz uyak düzeni olduğunu söyleyebilirim. Yani C şıkkı doğru arkadaşlar. Benzer temaların işlenmesi bakalım. Aşkın arasında düşerse telaş, ister isten benden bal kara gözlü. Muhabbet silersem sentinde dolaş, dilemezsen gamda kal kara gözlüm diyor. Kara gözlüm diye sevgilisine seslenmiş. Gönül serden geçer, yardan geçilmez. Ser baş demekti. Yani gönül kendinden geçer, başından vazgeçer de yardan vazgeçemez demek istiyor. Bağlanmış ikrara kavya özlüğü. Her sözüm dinleyen özüm seçemez. Sırat köprüsünde ince sözlüyüm derken arkadaşlar yine sevgiliye seslendiğini görmektesiniz. Benzer temaları söyleyebiliriz aşk teması. Dolayısıyla A şıkkı da doğru. Nazım biçimlerinin koşma olması 11'li hece ölçüsü varsa koşma olabilir. Çünkü tema koşmaya çok uygun. Bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Birinci şiir 11'li hece ölçüsüyle yazılmış. Diğerine bakıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Arkadaşlar hece ölçüsünde sadece sesli harfleri saymanız yeterli. 11'li hece ölçüsü var doğru. Dolayısıyla tema olarak da koşmaya uygun. Nazım biçiminin koşma olduğunu da söyleyebiliriz. Ahenk unsurlarından yararlanılması demiş. Şimdi kafi olarak baktığımızda bir ahenk unsuru olduğunu söyleyebiliriz. E hece ölçüsüne baktığımızda da 11'li hece ölçüsü olduğunu söyleyebiliyoruz. Bakalım kafiye ya da redif var mı? Telaş dolaş derken arkadaşlar buradaki leş laşlar 3 ses benzerliği olduğu için zengin uyak olduğunu söyleyelim. Kara gözlüm, kara gözlüm. Yazılış aynı, anlam aynı, görev aynı olduğu için kara gözlüm ifadesi sözcük halinde bir rediftir arkadaşlar. Bal ve kal sözcükleri arasında iki ses benzerliği olduğu için A ve L sesleri iki ses benzerliğinden tam uyak olduğunu söyleyelim. Yardan geçemez ve seçemez sözcüklerine baktığımızda seçmek ve geçmektir MS ifadeleri burada gördüğünüz gibi redif olacak. Seçmek ve geçmek sözcükleri arasında E ve Ç sesi ortak olduğu için iki ses benzerliğinden tam uyak olduğunu söyleyelim. Sözlüğüm ve özlüğüm ifadelerine baktığınızda özlüğüm ifadesinin tamamı sözlüğüm ifadesinin içerisinde yer aldığı için burada da tunç bir uyaktan bahsedebiliriz. Ahenk unsuru diyorsa arkadaşlar ölçüsüne, kafiyesine, redifine bakmamız gerekiyor. Ahenk unsurlarından yararlandığını da söyleyebiliriz. Cevabımız denizli şıkkı olacak. Tasavvuf etkisini göremedik arkadaşlar. Cevap D şıkkı. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Tapşırmaya yer verilmiştir. Özellikle halk edebiyatında Son dörtlükte şairin adının geçmesine tapşırma diyoruz. Dadaloğlum demiş. Dadaloğlu'na ait bir şiir dolayısıyla tapşırma var. Redif ve yarım uya yer verilmiştir. Bakıyoruz arkadaşlar. Dize sonlarına bakıyoruz her zaman. Boran, ara ve yara diye aldığımda buradaki denler, damlar ayrılma halekidir. Yazılış aynı, görev aynı olduğu için buna gönül rahatlığıyla redif diyebiliriz. Daha sonra bakıyoruz. Kafiyeyi bulmak için ya da redifi bulmak için en az iki dizede ses benzerliği olmalı. Ara yara boran. Boranı eleyelim çünkü uyuşmuyor buradakilerle. Ara ve yara sözcüklerine baktığımızda 3 tane ses benzerliği görmektesiniz. 3 ses benzerliğine biz zengin, uyak deriz. Bunu eliyorum çünkü neden? Benden yarım uyak istemiş. Yarım uyakta tek ses benzerliği olmalıydı. Cevabımız kesinlikle B şıkkı. Bir koşmanın son dörtlü olduğuna nasıl karar verdik? Sanatçının ismi yer alıyor. Zaten son dörtlükte geçer tapşırma. Bunu da eliyoruz. Nazım türü olarak koçaklamadır diyor. Koçaklamada kahramanlık, yiğitlik, alplik gibi konular dile getirilir. Dadaloğlu zaten aynı zamanda koçaklamanın önemli bir temsilcisi. Okuyalım şiiri yine de. Dadaloğlum görülmüyor borandan. Yıkılsın dağların kalksın aradan. Elbeyli'den geldim, Koru Yaradan. Sen de bir güymanın var, Çiçek Dağı diyor. Dolayısıyla gördüğünüz gibi bir koçaklama olduğunu söyleyebiliriz. Dağ, ondan sonra Koru, Çiçek Dağı diyor yine aynı şekilde. Nazım türü olarak koçaklama bunu da eledik. Düz uyak örgüsünden yararlanılmıştır. A A A B şeklinde diyebilirim. Aynı harfle bitenlere A, farklı harfle bitenlere B diyorum. Kesinlikle düz uyaklıdır. O halde bu da doğru. Dediğim gibi cevabımız Bursa yarım uyak yok. Zengin uyak var. Bu dörtlük içerik ve biçim açısından aşağıdaki nazım şekillerinden hangisine aittir diyor. Bakalım. Tutam yar elinden tutam çıkan dağlara dağlara. Olan bir yaralı bülbül inem bağlara bağlara derken. Bu bir mani olamaz. Neden? Çünkü maninin kafiye örgüsü şu şekildeydi. A, A, X, A şeklinde. Burada öyle bir şey göremiyoruz. Dolayısıyla mani eliyorum arkadaşlar. Şimdi bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. 8'li hece ölçüsüyle yazıldığını söyleyebiliriz. Koşma da olamaz çünkü koşma 11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır. Destan olamaz çünkü destanda savaş, kahramanlık, epik konuları var ve 11'li hece ölçüsüyle yazılır destanlar. Bunu da eliyoruz. Sema ya da varsa olabilir ama varsa gördüğünüz gibi be bre, hey gibi ünlemlere yer verir. Burada da öyle bir şey bulamadık. Dolayısıyla varsa'yı da eliyorum. Daha heybetli bir söyleyiş vardır varsa Cevabımız semai olacak arkadaşlar. Yani E şıkkı. Bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Allah inancı ve insan sevgisini sade ve duru bir dille işlemiştir. 13. yüzyıl şairi olup ilahi türünün en büyük ismidir. Mesnevi biçimiyle aruz vezniyle yazdığı Risale-i Nusiye alegorik bir nasihat kitabıdır diyor arkadaşlar. Şimdi bu şekilde baktığımızda öncelikle Hacı Bayramı Veli'nin 14. yüzyılda yaşadığını biliyoruz. Dolayısıyla bu şekilde Bursa şıkkını eleyebilirim. Hacı Bektaş Veli'ye baktığımızda evet 13. yüzyıl fakat Risale Tünnü Suya onun değil. Onun hangi eseri vardı arkadaşlar? Makalat adlı eseri vardı. Dolayısıyla Bektaşi tarikatına mensuptu. Dolayısıyla A şıkkını da eliyorum. Pir Sultan Abdal'a baktığımızda arkadaşlar aynı şekilde Pir Sultan Abdal'ı da eleyebiliriz. Çünkü Alevi Bektaşi sanatçısıydı Pir Sultan Abdal. Şu şekilde Alevi Bektaşi yazalım karşısına ve bunu da eliyoruz. Niyazi Mısri'ye baktığımızda Niyazi Mısri'nin de 17. yüzyılda yaşadığını farz ettiğimizde bunu da eliyoruz. Risaletin Nusri'ye nasihatler kitabı anlamına geliyor. İlahi türü deyince aklımıza Yunus Emre gelecekti. Cevabımız C şıkkı. Numaralanmış isimlerden hangisi İslamiyet öncesi Türk şiirlerinin söyleyicilerinden biri değildir diyor arkadaşlar. Ozan, Kam, Baksı ve Şaman biliyorsunuz İslamiyet'ten önce şiir söyleyen kişilere verilen isimdi. Ve bunlar kopuz adı verilen bağlama anlamına gelen bir saz eşliğinde şiirlerini söylüyorlardı arkadaşlar. Bunları eleyebiliriz. Cevabımız aşık olacak. Aşık halk şiiri söyleyicisiydi. Dolayısıyla cevabımız Denizli. Bu parçadaki boşluğa aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisi getirilmelidir? Herkesi ilgilendiren sosyal problemlerle ilgili olarak konunun uzmanı kişilerin dinleyiciler karşısında Görüşlerini anlattıkları toplantılardır paneller. Konuşmacı sayısı 3-6 arasında değişen panelin bir moderatörü olur ve moderatör belli konuşma süreleri verir. Sonunda da konuşulanları nesnel bir tutumla özetler. Panelin sonunda dinleyiciler konuşmacılara soru sorar ve tartışmaya dinleyiciler de katılırsa panel arkadaşlar biliyorsunuz ki foruma dönüşür. Cevabımız kesinlikle forum olacak. Münazaraya baktığımızda iki karşıt grup vardır arkadaşlar ve iki karşıt düşünceyi savunur. Herkes kendi düşüncesini ispatlamaya çalışır. Bunu eliyoruz. Sempozyuma baktığımızda bilgi şölenidir. Daha çok eğitim alanında bir başkan önderliğinde uzmanlar tarafından tartışılır. Dolayısıyla bunu da eliyorum. Konferansa baktığımızda arkadaşlar uzman bir kişi bir tezi hakkında, konu hakkında fikir verir. Açık oturumda yine bir başkan olur ve bu başkan konuşmacılara belli aralıklarla süreler verir. Bunu da eliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi eğer panelin sonunda dinleyiciler konuşmacılara soru sorarsa, tartışmaya dahil olursa buna biz forum adını veriyoruz. Cevabımız Bursa şıkkı. Bir romandan alınan bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Önce şıklara bakıyoruz olumsuz soru köklerinde. Daha sonra metne geri dönüyoruz. Anlatım birinci kişi ağzından yapılmıştır. Yazar yazma sürüveninin çıkış noktasından söz etmiştir. Eserin kurmacadan doğduğu belirtilmiştir. Sade, açık ve anlaşılır bir dile yer verilmiştir. Postmodern romanın yazma tekniğinden söz edilebilir demiş arkadaşlar. Bakıyoruz. Mektup bana yazılmıştı. Bir tren yolculuğunda tanışmış olduğum Turgut Özben adlı genç bir mühendis yazmıştı. Kendisinin kaybolmuş bir insan olduğunu belirtiyor ve dünyaya benim aracılığımla yazılmasında birçok insanın payı olan bir eser gönderdiğini söylüyordu. Yaptığım araştırmalar sonucunda gerçekten 3 yıl kadar önce böyle bir kaybolma olayının meydana geldiğini öğrendim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yazma serüveninin çıkış noktasını söyleyebiliriz. B şıkkını eledik. Yazma maceramı fitilleyen durum Turgut Özben'in elle yazılmış yazmalarıydı. Yani onu yazmaya, yazma serüveninin çıkış noktası olarak gördüğü şey ne? Turgut Özben'in elle yazılmış yazmaları B şıkkını eledik. Anlatım birinci kişi ağzından anlatılmıştır. Evet çünkü bana yazılmıştı diyor ve hep kendisini Anlattı kendisinden bahsetti birinci kişi ağzından yapıldığını söyleyebiliriz. Eserin kurmacadan doğduğuyla alakalı bir şey bulamadık. Sade açık ve anlaşılır bir dile yer verilmişti. Gördüğünüz gibi dil gayet sade. Bunu da eliyoruz. Postmodern romanın yazma tekniğinden söz edilebilir. Burada arkadaşlar demiş ki kendisinin kaybolmuş bir insan olduğunu belirtiyor ve dünyaya benim aracılığımla yazılmasında birçok insanın payı olan bir eser gönderdiğini söylüyordu derken. Postmodern romanın yazma tekniğinden de bahsedebiliriz. Bunu da eledik. Cevabımız C şıkkı olacak. Eserin kurmacadan doğup olmadığı ile alakalı bir şey söylememiş. Cevap C. Bu parçada Ahmet Haşim'in işaret ettiği edebi yakın aşağıdakilerden hangisidir? Piyale adlı şiir kitabına ön söz olarak aldığı bir makalesinde şiir görüşünü açıklamıştı Rahmet Haşim. Ona göre şiir anlamak için değil, duymak, hissetmek için yazılır. Şiir dili musiki ile söz arasında sözden ziyade musikiye yakındır. Yani bu dil açıklama aracı değil, telkin aracıdır. Duygu ve düşünceler doğrudan değil, bir takım simgeler yoluyla alegorik bir tarzla ifade edilmelidir. Arkadaşlar burada sembolizmden bahsediyor. Çünkü musiki sembolizmde önemli bir yer tutar ve sembolizmde dil kesinlikle ağırdır, anlam kapalıdır diyebiliriz. Diğerlerine baktığımızda romantizmde duygu ve coşumculuk olmalıydı. Parnasizmde arkadaşlar şiirde gerçekçilik demekti parnasizm. Şöyle şiirde gerçekçilik Egzistansiyalizme baktığımızda varoluşçu akımdı. Var olma özden önce gelir diyordu. Kübizme baktığımızda arkadaşlar öncelikle resim ve heykel alanında ön plana çıkmış. Daha sonra edebiyata geçen bir edebi akımdır. Bunu da eliyorum böylelikle. Cevabımız A şıkkı olacak. Bu parçada sokağa edebiyata taşıyan yazar sözüyle Aşağıdaki sanatçılardan hangisi kastedilmiştir? Büyük konak ve yalılarda yaşayan insanlardan en kenar semtlerde yaşayan insanlara kadar her tipten insan onun eserlerinde kendi çevreleri, kılıkları, düşünceleri, inançları ve dilleriyle son derece canlı bir biçimde yaşar. Bu yüzden sokağa edebiyata taşıyan yazar olarak ünlenmiş, romanlarına sosyoloji, folklor açısından adeta bir belge gözüyle bakılmıştır diyor arkadaşlar. Burada anlatılan kişi Hüseyin Rahmi Gürpınar'dır. Yani cevabımız Denizli. Halit Siyah e baktığımda Servet Efin'in döneminde Batı tekniğine uygun romanlar yazdığını söyleyebiliriz. Ahmet Rasim'e baktığımda arkadaşlar fıkralarıyla meşhur bir kişidir. Bunu da eliyorum. Yakup Kadri Karaosmanoğlu yine keza Kurtuluş Savaşı'nı özellikle işleyen romanlarıyla meşhur bir kişi. Bunu da eliyorum. Mehmet Rauf'un Eylül'ünü bilirsiniz arkadaşlar. Psikolojik roman örneğidir. Dolayısıyla Mehmet Rauf da değil buradaki kişi Hüseyin Rahmi Gürpınar olacak. Cevabımız Denizli Şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen sanatçıya ait bir eser değildir diyor. Bakalım. Servet-i Edebiyatı'nın öncü şairidir. Anlamı bir beyte tamamlama gereğine son vermiş. Böylece Nazm-ı Nesre yaklaştırmıştır. Önemli bir ifade. Divan şiirinin müstezat biçimini tanınmayacak hale getirerek şiire serbestlik getirmiştir. Edebiyatı cedide topluluğu dağılıncaya kadar sanat için sanat, ikinci meşrutiyet sonrasında toplum için sanat anlayışına yönelik yazmıştır. Arkadaşlar burada tanıtılan kişi Tevfik Fikret'tir tabii ki. Evet, şimdi bakalım. Rübanşı keste biliyorsunuz ki kırık saz anlamına geliyor. Şiirlerini topladığı bir eseri. Haluk'un defterini oğlu için yazmış ve oğlu üzerinden aslında bütün gençlere seslenmiştir. Tarihi kademini çok önemli bir eseri. Şermin biliyorsunuz ki çocuklar için yazdığı Hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerini topladığı bir kitabı. Elhan Işit'i arkadaşlar Cenab-ı Şahabettin'e ait bir eserdir. Dolayısıyla kış nameleri ya da kış ezgileri anlamına gelmekte cevabımız kesinlikle Edirne Şıkkı olacak. Bu parçada sözü edilen romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Romanda Karataş köyünde oğlu Karabayram, gelini Hacça ile yaşayan Irazcan'ın köydeki hiyerarşiye ve haksızlığa karşı baş kaldırış anlatılır. Deli Hacceli evinin çok nemli olmasından yakınarak Irazcan'ın evinin tam önüne ev yapmaya kalkışır. Bayram buna karşı çıkar. Köyün muhtarı ise menfaati için bu olaya göz yumarak Deli Hacceli'ye arka çıkar. Hatta Bayram'ı razı etmek için onu adamlarına dövdürür. Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir demiş? Arkadaşlar Fakir Baykurt'un bir romanıdır. Hangisi Yılanların Öcü isimli romanıdır? Evet. Bir toprak kavgası veriliyor Yılanların Öcü'nde ve burada Kara Bayram'ın mücadelesi anlatılıyor. Talip Papaydın, Samim Kocagöz, Dursun Akçam, Kemal Bilbaşar ve Fakir Baykurt'a baktığımızda arkadaşlar özellikle köyü, köylüyü işleyen sanatçılardır diyoruz. Cevabımız burada Fakir Baykurt anlatılan eser Yılanların Öcü isimli romandır. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Türk roman ve hikayesinin iyiden iyiye durgunluk gösterdiği 1930'lu yıllarda hikayeciliğe getirdiği gerçekçi ve toplumcu anlayışla dikkat çekmiştir. Bir köy ve kasaba öykücüsü olarak nitelenen yazar Anadolu gerçeğine kendinden öncekiler gibi bürokrat bir aydın gözüyle bakmamış, Türk edebiyatında köye ve köylüye en büyük ilgiyi ilkin o getirmiştir. Edebiyatımızda 1940 sonrasında gelişen toplumcu gerçekçi çizginin öncülerinden olmuştur. İlk romanı olan Kuyucaklı Yusuf, toplumsal gerçekçi Türk Edebiyatı'nın da ilk başarılı örneğidir. Arkadaşlar Kuyucaklı Yusuf, Sabahattin Ali'nin bir eseridir biliyorsunuz. Yusuf küçük yaşta ailesini kaybediyor ve bir kaymakam kendisine evlatlık alıyor. Büyüdükten sonra kaymakamın kızı Muazzez'le bir aşk yaşıyor arkadaşlar. Dolayısıyla Yusuf'la Muazzez'in aşkı anlatılıyor daha çok ve Yusuf'un bunlarla mücadelesi anlatılıyor. Cevabımız Bursa şıkkı olacak diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda bazı özellikleri verilen anlayışla yazmamıştır. Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp gibi sanatçıların etkisini Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar sürdürdüler. Memleket edebiyatı yaptılar. Sade bir dille hece ölçüsüyle yazdılar çoğunlukla. Şimdi arkadaşlar baktığımızda Kemalettin Kamu gurbet şairi olarak geçer biliyorsunuz. Cumhuriyet döneminde yaşamasına rağmen milli edebiyatın zevk ve anlayışını sürdürmüş. Arif Nihat Asya bayrak şairi olarak geçer. Hatta bir bayrak rüzgar bekliyor. Şiiri çok önemlidir diyoruz. Ahmet Kutsi Tecer biliyorsunuz kez aynı şekilde Cumhuriyet döneminde yaşamasına rağmen milli edebiyatın zevk ve anlayışını devam ettiren şiirler yazmıştır. Neredesin şiiri önemli. Geceleyin bir ses böler uykumu. İçim ürpermeyle dolar neredesin? Yıllar var ki arıyorum ben onu. Aşığıyım beni çağıran bu sesin neredesin? Şiiri önemli burada da. Çok fazla karşınıza çıkar. Behçet Kemal Çağlar kez aynı şekilde arkadaşlar. Cevabımız E. Atilla İlhan olacak arkadaşlar. Atilla İlhan biliyorsunuz mavi akımına şöyle mavi akımı anlayışıyla eserler yazmıştır. Aslında Divan şiirini ve Batı şiirini iyi bir şekilde bilmesine rağmen kendisine özgü bir tarzı vardı. İşte imla kurallarını reddeder. İmge inanılmaz başvurur arkadaşlar. İmge şiirlerinde çok önemli ve şiirlerine bir sinema taktiğini getirmiştir. Hatta şiirlerinde küfür, argo gibi ifadeler de kullanılır. Cevabımız Edirne Şıkkı olacak. Bu parçada sözü edilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Benim adım kırmızı, 14. yüzyıl Osmanlı nakışlarını konu edinen bir cinayet ve aşk romanıdır. Aynı zamanda tarihi bir roman olan eser, postmodern yapısıyla doğu ve batı arasında bir köprü kurar. Roman, kendinden önce yazılmış metinlere yaptığı göndermelerin yanı sıra parodi yoluyla meddahlık sanatına güncellik kazandırmaya da çalışır. Arkadaşlar baktığımızda benim adım kırmızı Orhan Pamuk'un bir eseridir. Biliyorsunuz Orhan Pamuk postmodern bir sanatçı. Diğerlerine baktığımızda Selim İleri, Cumartesi Yalnızlığı, Pastırma Yazı gibi önemli eserleri vardır. 71 yaşında önemli bir gazetecidir aynı zamanda. Bunu eleyebiliriz. Adalet Ağoğlu'nun öncelikle bir kadın yazar olduğunu lütfen unutmayın. Ölmeye Yatmak, Fikrimin İnce Gülü ve Bir Düğün Gecesi önemli eserleridir. Bunu da eleyelim. Latife Tekin 2019 AYT'de soruldu. Unutmayın lütfen. Hangi eseriyle? Sevgili Arsız Ölüm eseriyle. Evet 2019 AYT'de sorulan son derece önemli bir sanatçı. Nazlı Eray'a baktığımızda arkadaşlar yine köşe yazarlığı yapmış bir kadın yazarımızdır. Ah bayım ah arzu sapağında inecek var gibi önemli eserleri olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız C şıkkı. Numaralanmış eserlerden hangisi Namık Kemal'in diğerlerinden farklı türde bir eseridir? Vatan yahut Silistre arkadaşlar bir tiyatro eseridir. İlk sahnelenen tiyatrodur biliyorsunuz. Silistre kalesinin kuşatılmasını anlatır. Celalettin Harzem Şahine tiyatro. Karabela tiyatro eseri. Gül Nihal tiyatro eseridir arkadaşlar. Ama intiba roman türünde bir eserdir. Türk edebiyatındaki ilk edebi romandır. Bundan ötürü cevabımız Denizli şıkkı. Numaralanmış eserlerden hangisi Namık Kemal'in diğerlerinden farklı türde bir eseridir? Vatan yahut Silistre arkadaşlar, bir tiyatro eseridir. İlk sahnelenen tiyatrodur biliyorsunuz. Silistre Kalesinin kuşatılmasını anlatır. Celalettin Harzem Şahine tiyatro. Karabela tiyatro eseri. Gülnihal tiyatro eseridir arkadaşlar. Ama intiba roman türünde bir eserdir. Türk edebiyatındaki ilk edebi romandır. Bundan ötürü cevabımız Denizli Şıkkı. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nin girişinde bulunan panoda İngiltere'de Stonehenge'nin milattan önce 2600'de, Mezopotamya zikkuratlarının milattan önce 4000'de, Portekiz'deki Almendres e, Kromlec'in milattan önce 6000'de, Göbekli Tepe'deki tapınakların ise milattan önce 12000'de inşa edildiğini gösteren bir çizelge bulunmaktadır. Buna göre hangilerine ulaşılabilir? Evet bu çizelgeye baktığımızda e, en eski durumda olan Göbekli Tepe. Buna göre bir Göbekli Tepe'de Göbeklitepe'nin tarihte bilinen en eski inanç merkezi olduğu. E, 2.600, 4.000, 6.000 ama Göbekli Tepe M.Ö. 12.000. En eski inanç merkezi burasıdır. Doğru. Ulaşılır. Anadolu'da tarih öncesi devirlere ait kalıntıların bulunduğu. Yani Göbekli Tepe'de e, bu şekilde e, bir e, kalıntıların olması... E, ...bir inanç merkezinin olması, tapınağın olması... Anadolu'da tarih öncesi devirlere ait kalıntıların olduğunun da bir göstergesidir. Tarihi devirlerin Göbekli Tepe'de başladığı yani yazıyla birlikte tarihi devirler başlıyor ama bununla alakalı burada bir bilgi olmadığı için bunu söyleyemeyiz ki zaten öyle de değil. Cevabımız 1 ile 2 C seçeneği. İlk zamanlarda toplumsal hayatı belirleyen kurallar gelenek, örf adetlere dayalı sözlü bir yapıya sahipken yazının ortaya çıkışı ile yazılı hukuk anlayışı gelişme göstermiştir. Aşağıdakilerden hangisi orta çağın önemli yazılı kanunları arasında gösterilemez? 12 Levha Kanunları Romalılara aittir ve önemli yazılı kanunlar arasında gösterilebilir orta çağda Justinianus Kanunları Roma hükümdarı Justinianus'un 12 levha kanunlarını da toplayarak oluşturduğu kanunlardır. Yani bu da Romalılara aittir ve Orta Çağ'da vardır. Cengiz Han Yasası yine Moğol İmparatoru Cengiz Han'ın oluşturmuş olduğu yasalardır. Bunu da söyleriz. 10 Emir ise Yahudilere Hz. Musa aracılığıyla gelen emirlerdir. Bunlar da yine gösterilebilir. Urgakina kanunları ise Urgakina kanunları ilk çağda e, Sümer kralı Urgakina tarafından oluşturulmuş kanunlardır. Yani orta çağda e, yer alan kanunlar arasında bulunmaz. Urgakina kanunları D seçeneği doğru cevabımız. Arap olmayan Müslümanların, Arapların üstün olmadıklarını göstermek için bilim ve sanat alanında kendilerini ispatlamaya çalışmalarına şuubiye akımı adı verilmiştir. Emevilerin mevali politikasına karşı şuubiye akımı gelişmiştir. Şuubiye akımının durumlarından hangilerine yol açtığı söylenebilir. İslam kültürünün gelişmesine tabii ki burada e, Arap olmayan Müslümanların çalışmaları, faaliyetleri yani biz de e, işte belli bir birikime sahibiz deyip bilim ve sanatta kendilerini e, ispatlamaya çalışmalar İslam kültürünün gelişmesine katkı sağlamıştır. İstanbul dünyasındaki etnik kökenli ayrılıkların derinleşmesine, ee, tabii ki burada da baktığımızda e, bu durum niye ortaya çıkıyor? Arap olmayan Müslümanların ikinci sınıf vatandaş olarak e, görülmesinden dolayı ortaya çıkıyor ve bu da tabii toplumda e, bazı meselelerin yani ırk meselesinin e, derinleşmesine sebep olmuştur ki Emeviler döneminde Arap milliyetçiliği yapılmış ve bu mesele bu yüzden derinleşmiştir. Bu da söylenebilir. Arap ırkçılığı politikasının eleştirilmesine, tabii şu bir akımını gerçekleştirenler, bu akımı ortaya çıkaranlar, Arap olmayan Müslümanlar, ırkçılığın eleştirilmesini de bu şekilde gerçekleştirmiş oldular. Yani kimsenin üstün olmadığını aslında göstermiş oldular. Kendi üstünlüklerini değil, aynı zamanda kendilerinin de belli bir birikime sahip olduklarını, Arapların üstün, üstün olmadıklarını aslında ispatlamaya çalışıyorlar. Bu da tabii ki Arap ırkçılığı politikasının eleştirilmesine yol açmıştır. Bunu da söyleriz. Cevabımız E seçeneğidir. Gazneli halkı ve ordusu farklı etnik kökenden milletlerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Gaznelilerdeki bu etnik çeşitliliğin yani etnik ırk millet çeşitliliğinin durumlarından hangilerini engellediği savunabilir. Türk kültürünün ön plana çıkması, tabii farklı etnik kökenden milletlerin, insanların bir arada yaşaması sadece Türklerin olmaması Türk kültürünün ön plana çıkmasını engellemiştir. Herkesin kendi kültürünü yaşamasını sağlamıştır diyebiliriz, söyleriz. Birlik ve beraberlik ortamının oluşmasını farklı milletlerin farklı ihtiyaçları, farklı beklentileri vardır. Bunların bir arada yaşaması da çok kolay değildir. Dolayısıyla birlik ve beraberlik içerisinde olmaları da zordur. Kültürleri bir değil, tarihleri bir değil. Bu da bunun sebebidir. Devletin kısa sürede yıkılması e, engellememiştir aslında bunu. Yani e, bu durum ortaya çıkmıştır diyebiliriz bundan dolayı. Yani bu devlet, Gazneli Devleti kısa sürede niye yıkılmıştır? Farklı etnik kökenden milletlerin bir araya gelmesi ve onların yönetiminin zorlaşmasından kaynaklanmakta. Dolayısıyla 3. Devletin kısa sürede yıkılmasını engellediği savunulamaz. Bunu sö söyleyemeyiz ama 1 ile 2'yi söyleyebiliriz bunu savunabiliriz. Cevabımız C seçeneğidir. Babası 2. Bayezid'in Doğu Anadolu'da çıkan isyanlara engel olmadığını ve ülke yönetiminde yetersiz kaldığını düşünen 1. Selim, askerlerin ve bazı devlet adamlarının da desteğini alarak tahta çıkmış, 8 yıllık saltanatında sadece Doğu'ya sefer düzenlemiştir. Bu politika doğrultusunda 1. Selim, devletlerinden hangileriyle mücadele etmiştir? Bir Safeviler Safevi Devleti çaldıran savaşını yapmış, bu devleti yenmiş, bir süre etkisi hale getirmiştir. Biri söyleriz. Dulkadiroğulları 1515 Turna Dağ Savaşı ile bu devlete son vermiş. E, dolayısıyla bunlarla da mücadele etmiştir. Memlük Devleti Mısır'da kurulmuş olan bir Türk Devleti olan Memlük Devleti ile Mercidabık, Mercidabık ve Ridaniye Savaşlarını yapıyor. Bu iki savaşta kazanıyor, memlük devletine son veriyor. Yani memlüklerle de mücadele etmiştir. Dolayısıyla buradaki üç devlette de mücadele ediyor. Birinci Selim. Cevabımız E seçeneği. Günümüzde Donanma Günü olarak da kutlanan ve Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'de kontrolü sağladığı deniz savaşı hangisidir? Evet burada dikkat etmemiz gereken Akdeniz'de kontrolü sağladığı savaş diyor. Yani Akdeniz'i hakimiyet kurduğu, hakim olduğu, Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirdiği savaş. Şimdi Cerbe Deniz Savaşı Akdeniz'in kontrolü açısından önemli ama zaten Osmanlı Akdeniz'de kontrol kurmuştu. Cerbe bunu sağlamlaştırdı, onu söyleyemeyiz. İnebahtı Deniz Savaşı Kıbrıs'ın alınmasından sonra Haçlıların üzerimize gelmesi ve Osmanlı Devleti'nin yenilmesiyle neticelenmiştir. Yani Akdeniz'de kontrolü sağlayan bir savaş olamaz. E, Kıbrıs'ın fethi Doğu Akdeniz hakimiyeti için önemlidir. E, bu da söylenemez. Hint deniz seferleri Akdeniz'in kontrolü ilgisi yoktur. E, Hint, Hindistan üzerine yani o bölgeye yapılmış e, ve de, ticaret yollarını geliştirmeye yönelik seferlerdir. Bu da söylenemez. E, Preveze Deniz Savaşı 27 Eylül 27 Eylül 1538'de yapılmıştır. Türk tarihinin Osmanlı Devleti'nin en büyük deniz zaferidir. Dolayısıyla bu zaferin kazanılması günümüzde o tarihin donanma günü olarak kutlanmasını sağlamıştır. Cevabımız A seçeneğidir. Osmanlı Devleti Fransa İhtilali'nin ortaya çıkardığı milliyetçilik akımının olumsuzluklarından en fazla etkilenen ülkelerden biri olmuştur. Osman Devleti'nin aşağıdaki topraklarından hangisini milliyetçilik akımının etkisiyle kaybettiği söylenemez. Evet, burada bir şöyle bir genelleme yapabiliriz. Osmanlı Devleti Balkanlardaki topraklarını Balkanlar milliyetçilik nedeniyle kaybetmiştir. Milliyetçilik. Orta Doğu'daki topraklar ise Orta Doğu Afrika diyelim Buradaki toprakların kaybedilmesinin sebebi sömürgeciliktir. Yani buraya baktığımız zaman Mora'yı Osmanlı'nın kaybetmesinin sebebi milliyetçiliktir. Rumlar isyan ediyorlar, milliyetçilik. Sırbistan yine Sırplar isyan ediyor. Bu da milliyetçilik. Bulgaristan'ın kaybedilmesinde yine aynı şekilde milliyetçilik faktörü vardır. Arnavutluk Osmanlı'dan ayrılan son Balkan ulusu. Müslümandır. Aynı zamanda milliyetçiliğin etkisi vardır. Fakat karp'ın kaybedilmesi Orta Doğu'dadır. Trablusgarp diğerleri Balkanlardaydı. Sebebi sömürgeciliktir. İtalya buranın yeraltı zenginliklerini ele geçirmek için karpa saldırmıştır. Dolayısıyla milliyetçilik akımının etkisiyle kaybettiği söylenemez. karp C seçeneği. Kurtuluş Savaşı'nda Ermeni birliklerinin Türk toprakları üzerinde faaliyetlerini arttırmasında aşağıdaki anlaşmalardan hangisinin etkili olduğu söylenebilir. Evet, Moskova Anlaşması 1921'de e, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Rusya arasında imzalandı. Sovyet Rusya arasında bu anlaşmada Ermenilerle ilgili bir durum olmadığı için Ermenilerin faaliyetlerini arttırmasında bunun etkisi yoktur. Berlin Anlaşması 1878'de Osmanlı Devletleri Rusya arasında imzalanmıştır. Evet burada Ermenilerle bir madde vardır. Ermenilerin yaşadığı yerde ıslahat yapılacak gibi. Fakat bu Ermeni meselesini ortaya çıkarmıştır. Ama Ermenilerin Anadolu'daki faaliyetlerini artıran bir etken değildir. Brest-Litovsk Anlaşması Rusya'nın Birinci Dünya Savaşı'ndan çekildiği anlaşmadır. Bu anlaşmayla da yine Ermenilerle ilgili bir durum söz konusu değil. Yani onların faaliyetlerini artıracak bir durum burada da yok. Kars Anlaşması 1922'de yani Sakarya 21'de Sakarya Savaşı'ndan sonra bu anlaşma imzalandı. Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan'la imzalandı. Bu anlaşmayı da bunun bir sebebi olarak söyleyemeyiz. Sevr Anlaşması ise 1920'de imzalanan Sevr Anlaşması'nda Doğu Anadolu'da bir Ermeni Devleti'nin kurulması söz konusudur. Orada Doğu'da bir Ermeni devleti, Erzurum merkezli bir Ermeni devletinin kurulması söz konusu olduğu için Ermenilerin bu bölgede faaliyetlerini arttırmalarının sebebi de burada bir devlet kurmaktır. Dolayısıyla sorumuzun cevabı E seçeneğidir. 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılan meclis Büyük Millet Meclisi adıyla açılmış. Türkiye ismi kullanılmamıştır. Ancak Eylül 1920 tarihinden itibaren meclis tutanaklarında Büyük Millet Meclisi yerine Türkiye Büyük Millet Meclisi kullanılmaya başlanmıştır. 8 Şubat 1921'deki Bakanlar Kurulu kararıyla bu durum resmileşmiştir. Bu durumun yaşanmasında hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Yönetimde İstanbul Hükümeti'nin etkili olması bu dönemde İstanbul Hükümeti'nin yönetimde etkili olduğunu söyleyemeyiz. Anadolu üzerinde hiçbir hükmü yoktur. Sözü geçmemektedir. Dolayısıyla bunun uygulanmasının sebebi olarak bu belirtilemez, gösterilemez. Ülkede birlik ve beraberlik ortamının korunmaya çalışılması. E, tabii ki bu önemli bir faktördür e, bu ismin kullanılmamasında. Birlik ve beraberlik bozulmasın diyerekten e, bu biraz geciktirilmiştir. Ve ortam müsait olmaya başlayınca da e, bu şekilde Türkiye ismi de kullanılmaya başlanmıştır. Bunu söyleriz. Dönemin koşullarının Türkiye ifadesini kullanımını zorlaştırması. Yine aslında e, benzer e, bir madde bu da. Dönemin koşulları, konjüktürel durumlar, içerisinde bulunduğu olağanüstü şartlar ve halkın yine bakış açısı, işte halifeliği, saltanatı isteme vesaire gibi sebeplerle Türkiye ifadesinin kullanılması yine bu dönemde zorlaşmıştır denilebilir. Dolayısıyla burada cevabımız 2 ile 3 de seçeneği olur. Verilen kavramlar ile aşağıdaki inkılap hareketleri eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? milli irade, ekonomik bağımsızlık, sosyal devlet, adalet. A. Seçme yaşının 22'den 18'e düşürülmesi. Burada amaç nedir? Daha fazla insanın oy kullanmasıdır. Yani e, milli iradenin daha da güçlenmesidir. Dolayısıyla milli irade ile bunu eşleştirebiliriz. Kapitülasyonların kaldırılması, kapitülasyonların kaldırılması bağımsızlıkla ilgilidir. Yani bu kaldırılınca kapitülasyonlar ekonomik olarak ülkemiz bağımsız olmuştur. Diğer devletlerin artık Ham madde kaynağı, açık pazarı olma durumu e, bu şekilde bitmiş oldu. Ağaçlar vergisinin kaldırılması, aşar vergisinin kaldırılması e, sosyal devletle ilgilidir. E, köylünün üzerindeki büyük bir yük ortadan kaldırılmış oldu. Ağaçlar vergisiyle birlikte sosyal devletin gereği yapılmış oldu. E, Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi de adalet kavramıyla ilgilidir. Böylece ülkede e, layıkleşme sağlanmış e, ve kadın erkek eşitliği de sağlanmış oldu. Burada doğru cevabımız tekke, türbe ve zaviyelerin kapatılması bununla alakalı eşleştirebileceğimiz bir durum söz konusu değildir. Cevabımız B seçeneği. Buna göre aşağıdaki ekstrem olaylardan hangisi klimatolojik ve meteorolojik kökenli değildir? Yeryüzünde meydana gelen bazı doğa olayları, doğa olayları herhangi bir yerde normal sürecinin dışına çıkarak o güne kadar görülmeyen veya çok seyrek görülen olaylar şeklinde gerçekleşebilir. Bu durum ekstrem olaylı olarak ifade edilir. Ekstrem olaylar jeolojik ve jeomorfolojik, hidrolojik, klimatolojik ve meteorolojik kökenli olaylı olarak sınıflandırılır. Hangisi klimatolojik ve meteorolojik kökenli değildir? Yeryüzünde en yüksek sıcaklık El Azizade yani Libya'da 58 derece en düşük sıcaklık ise Vostok'ta ölçülmüştür. Evet burada sıcaklık olayı ne ile ilgilidir? İklim ilgili olduğundan dolayı klimatolojik kökenlidir. Klimatolojik. 11 Mart 2011 yılında Japonya'da meydana gelen tsunami ile çok sayıda can ve mal kaybı yaşanmıştır. Tsunami'nin meydana gelmesinde deprem etkilidir. Depremin oluşması da jeolojik kökenlidir. Jeolojik kökenlidir. Dolayısıyla burada klimatolojik ve meteorolojik kökenli olaylar etkili olmamıştır. 1900 yılında Texas'ın Galveston şehrinde meydana gelen kasırga şehrin büyük bölümü sular altında kalmıştır. Kasırganın olması klimatolojiktir. 1954 yılında İstanbul Boğazı Tuna Nehri'nden gelen buzlarla kaplanmış insanlar karşıdan karşıya yürüyerek geçmiştir. Bu da yine aynı şekilde klimatolojik kökenlidir. Afrika'da 2007 yılında kuraklık nedeniyle içme ve kullanma suyu sorunu yaşanmıştır. Bu da yine klimatolojik kökenli olay bulunmaktadır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bir ülkenin başkenti ya da küresel örgüt veya kuruluşlara ev sahipliği yapan şehirler idari fonksiyona bağlı olarak gelişme gösterir. Buna göre aşağıdaki şehrin hangisinin gelişmesi idari fonksiyon ile açıklanır? Evet, incelediğimiz zaman Barcelona İspanya'nın turizm bakımından gelişmiş bir şehridir turizm e, fonksiyonu gelişmiştir. İdari fonksiyonu gelişemez çünkü Madrid baş şehridir. Sydney yine Avustralya'nın gelişmiş bir şehridir ancak idari başkenti değildir. Avustralya'nın Canberra'dır çünkü. Mekke dini yönden gelişmiştir ve Suudi Arabistan'ın başkenti değildir. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dır. New York yine finans merkezidir, ticaret merkezidir e, ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İdari idari değildir. Washington'dur. Burada Kahire Mısır'ın Mısır'ın baş şehridir. Dolayısıyla idari fonksiyonu dolayı gelişmiştir. Yani doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki haritada gösterilen kesitler doğrultusunda aynı standartlarda ve uzunlukta demir yolları yapılacaktır. Buna göre numaralandırılarak gösterilen kesitlerin hangilerinin demir yolunun kilometre maliyetleri daha fazladır? Evet haritamız incelediğimiz zaman demiryolu kilometre maliyetinin fazla olmasında etkili olan faktörler yer şekillerinin dağlık olması etkili olabilir köprü yapılması veya suyun altından üstünden geçmesi etkili olabilir. Buna göre bir numaralı bölge baktığımız zaman Marmara bölgesinde İstanbul Boğazı'ndan geçmesi gerektiğinden dolayı burada e, kilometre maliyeti yüksek olur. İki numaralı bölge Tuzgölü çevresi yer şekilleri daha sade olduğundan dolayı kilometre maliyeti düşük olur. 3 numaralı bölgede Torus Dağları'nın olmasından dolayı maliyet fazla olur. 4 yer şekilleri sade olduğundan dolayı az olur. Kilometre maliyetlerinin fazla olduğu 1 ve 3. Bu yüzden doğru cevabımız B seçeneğidir. Yukarıda verilen kuruluşlardan hangilerinin yer seçiminde ham maddeye yakınlık dikkate alınmıştır? Ereğli Demir Çelik Fabrikası, evet, buradaki ve Karabük'teki Demir Çelik Fabrikasının buraya kurulmasında enerji kaynağına yakınlık, yani taş kömünü yakınlık dikkat alınmıştır. Eskişehir Şeker Fabrikasının kurulmasında ise hammaddeye yakınlık dikkat alınmıştır, çünkü şeker pancarı çabuk bozulabilir. Bu yüzden şeker fabrikaları, şeker pancarı üretim yapılan yerlerin yakınına kurulur. Sarayköy Deniz Jeotermal Santrali Jeotermal santralin için sıcak su kaynağı olması gerekir. Dolayısıyla burada da ham madde kaynağına yakınlık dikkat alınmıştır. Bursa otomobil sanayinin kurulmasında ise pazara yakınlık dikkate alınmıştır. Ham madde yakınlığının dikkate alındığı burada 2 ve 3. Yani doğru cevabımız C seçeneğidir. Haritada numaralandırılarak gösterilen alanlarda yaşamış medeniyetler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Evet, bir numaralı bölgede yaşamış olan medeniyet hangisidir? Tabii ki İnkalardır. İnkalar Ant Dağları'nın üzerinde yaşamışlardır. İki numaralı merkezde Nil Nehri çevresi olduğundan dolayı Mısır medeniyeti yaşamıştır. Üç numaralı bölge ise burada Hint medeniyeti yaşamıştır. Evet doğru olarak verilmiştir. Bir İnka olacak. İki tane var. İki Mısır olacak. İkisinde de var. Üçe bakıyoruz. Üç Hint olacak. Burada Çin verilmiş. Yanlış. Hint burada. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Haritadaki taralı bölgelerde afetlerden hangileri daha az yaşanır? Hangileri daha az yaşanır? Bakıyoruz. Yer şekilleri sade yer şekilleri sade. Yer şekilleri sade. Trakya, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu. Erozyon, evet, bitkörtsü burada zayıf. Yer şekilleri sade. Rüzgar etkili olduğundan dolayı erozyon olayı fazla görülür. Çığ olayı fazla görülemez çünkü yer şekilleri sade, dağlık olmadığından dolayı kar birikimi olmaz. Heyelan yine aynı şekilde yer şekillerinin sade olmasından dolayı heyelan olayı görülmez çünkü burada e, heyelanın görülebilmesi için eğimin fazla olması, yağışın fazla olması ve kirli arazinin olması gerekir. Bunlardan dolayı eylem fazla görülmez. Kuraklık ise fazla görülür. Çünkü bu bölgeler yağışın az olduğu bölgelerdir. Doğru cevabımız 2 ile 3'ün olduğu C seçeneğidir.